Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, günlerden 13 Temmuz Pazartesi. Ayın Koç burcunda hareketiyle geceden kalma agresif enerjilerle güne başlıyoruz. Sabah saatlerinde son dördün fazında ilerleyen ay bizlere duygusal olarak neye kırgın olduğumuzu anlamlandıramadan sadece kırgınlık ve küskünlük enerjisiyle uyanmamıza ve günü böyle algılamamıza sebebiyet veriyor. Günü olayların negatif yanlarını değerlendirmektense pozitif yönleriyle ortaya çıkartmaya çalışarak geçirmek ruhumuza iyi gelecektir. Akşam saatlerinde Boğa burcuna geçiş yapan ay, bugünkü enerjinin ayaklarımızı yere daha sağlam bastırmasında destek olduğunun habercisidir. Gelen dönüşümü hazımla ve istekle kabullendirmek için ruhumuzun enerjiyi karşılayış şekli olarak düşünülebiliriz. Bugünün bizlere mesajı Hazreti Mevlana'nın sözünde gizli. Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisi. Sevgiyle kalın. Merhabalar sevgili astroloji severler. Takvimlerimiz 14 Temmuz Salı gününü gösterirken ayın Boğa burcunda ve son dördün fazında ilerleyişi devam etmekte. Güne düne göre daha uyumlanmış ve bir takım değişikliklere daha hazır bir halde başlıyoruz. İç hesaplaşmamız sonlanırken artık çevremizle ilgilenmeye ve iletişim kurmaya başlıyoruz. Önce yakın çevremizle iletişim kuracağımız için onların ihtiyaçlarına öncelik vereceğimiz bir gündeyiz. Gün boyu ailemizle ve yakın çevremizle bir takım destekler verme enerjisi içinde olacağız. Kimimiz anne babasının alışverişini yapacak, kimi onun doktoru ile ilgilenecek, kimimiz çocuğumuzun bir takım ihtiyaçlarını giderecek veya komşunun yardımına koşacağız. Kimimiz bir dostunun derdini dinleyecek. Akşam saatlerine gelirken günün muhakemesini yaptığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ruhani boyutta iyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Atasözünü anlamlandırabileceğimiz bir gündeyiz. İyiliklerinizin misliyle sizlere dönmesini dilerim. Sevgiyle kalın. Merhabalar. Günlerden 15 Temmuz Çarşamba. Ay Boğa burcunda seyriyle küçülen fazla hareketine devam ediyor. Hayallerimizi gerçekleştirmek üzere destek enerjiler içinde olacağımız bir gündeyiz. Dünkü enerjilerden destekle iyilik yapıp denize attıklarımız bizlere hızla geri dönüş yapacağı benziyor. Özellikle ayın Güneş'e ve Neptün'e yapacağı seksil açıyla güne uyanırken sahip olmayı istediğimiz şeylerin önümüze büyük indirimlerle veya hediye olarak geleceğini göreceğiz. Bugün yaptığınız iyiliklerin geri dönüşlerini alacağınız sürprizlerle dolu bir gün olacak. Çoğu kişi kaybettiği maddi manevi değeri yüksek eşyalarını bulacak. Bir süredir bereketsiz gibi hissettiğiniz maddi kazanımlarınızı birikim yapma amaçlı bir kenara koyma ihtiyacı içinde olduğunuzu hissetmekteydiniz. Bugün o birikimin başlangıç günü olabilir. Sizi zorlamadan, farkında olmadan kenara koyacağınız kazanımlarınızın bereketinizi arttırdığını gözlemleyebilirsiniz. Hak ettiklerinizin şans değil, emeklerinizin karşılığı olduğunu unutmamanız dileğimle. Sevgiyle kalın. Merhabalar. Günlerden 16 Temmuz Perşembe. Güne küçülen fazla Boğa burcundaki hareketiyle devam eden ay, sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiş yaparak iletişim konularında enerjimizi arttıracaktır. Bir süredir ertelediğimiz, dostlarımızla bir araya gelme, keyifli sohbetler için güzel enerjiler barındıran akşam saatlerinde Venüs'e kavuşum açısıyla yaklaşan ay, sevgi pıtırcıkları için de romantik saatlerin habercisi. Yine sürprizlere açık bir gün. Çevremizden duyacağımız iltifatlara şaşırmamalıyız. Kelebek misalidir aşk. Anlamayana bir ömrü günlük, anlayana bir ömürlük. Nazım Hikmet Ran'ın bu dizeleriyle sevgiyle kalmanızı dilerim. Hoşçakalın. Merhabalar, takvimlerimiz 17 Temmuz Cuma gününü gösterirken güne ayın İkizler burcunda Venüs kavuşum açısıyla başlıyoruz. Güne biraz kendimizi yorgun hissederek başlasak da dünkü sevgi enerjisi bizleri hayal dünyamızın güzellikleriyle karşılayacak. Öyle ki bu hayaller dünyasında ruhumuz ne kadar keyifli olsa da biraz dikkatli adımlar atmamız gereken bir gündeyiz. Ufak tefek hesap hataları, kalp kırıklıklarına yol açabilecek sözcükler gibi konularda dikkatli olmalıyız. Dikkatimizi toplamakta ve karşımıza gelen konuya kanalize olmakta zorlansak da enerjimizi düşürmeden hayallerimizi gerçekleştirmek için ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini kendimize hatırlatmamızda fayda var. Takipte kalmanızı dileriz. Merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün günlerden 18 Temmuz Cumartesi. İkizler burcunda bayzemik fazla hareketine devam eden ay,
günümüzü organize olunması gereken konularda biraz dağınık enerjilerle karşılamakta. Aklımız bir karış havada olabilir. Yaptığımız işlere konsantre olmak konusunda problemler yaşatabilir. Zaman çalışmak ve emek vermek zamanı. Emeklerimizin karşılığını almak istiyorsak zihnimizi dağıtan enerjilerden uzaklaşıp önümüze gelen konulara odaklanmalıyız. Akşam üzeri ayın Yengeç burcuna geçişi ve Merkür'e yaklaşan konumu bizleri gün içinde dikkatsizlik sebebiyle yaptığımız hataların muhakemesine götürebilir. Bizleri dinleyip biraz daha dikkatli davranan izleyicilerimiz hariç ruhunuzu geri alınamayacak zaman için yormamanızı, üzmemenizi dileriz. Önümüze bakma ve anı ve geleceği düşünme zamanı. Carl Gustav Jung'un bir sözünde geçmişte bize verilenler geleceğimizin olasılıklarıdır demiştir. Bu olasılıklardan hangi yolu seçeceğiniz sizin seçimlerinizdir. Seçim yolunuz aydınlık olsun. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar, takvimlerimiz 19 Temmuz Pazar gününü gösterirken Ay balzamik fazda Yengeç burcunda hareketine devam etmekte. Biraz duygularımızı irdeleyeceğimiz bir güne uyanıyoruz. Hislerimizdeki bu dalgalanmaya anlam veremeyip kendi kendimizi anlamlandıramadığımız bu enerjiler altında boğmak, sıkmak yerine sık sık kendimize ne kadar değerli olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Biz ne kadar değerliysek karşımızdakiler de o kadar değerli. Öğlen saatlerinde ayın Uranüs'e yapacağı sekstil açı bizleri kurban psikolojisinden bir nebze olsun çıkartıp değişim ve dönüşüm içinde gerekli enerjiyi sağlamakta. Ancak kendi değerimizin farkına varırken ayın Mars'a yapacağı kare açıya binaen agresif enerjiler yerine karşımızdakine ne kadar değerli olduğunu kendimize hatırlatarak kontrollü dönüşüm yaşamamız gereken bir gündeyiz. Karşımızdaki de bilmeli bizim ne kadar değerli olduğumuzu, biz de karşıdakinin ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. Yunus Emre, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü sözüyle ayın bize hissettirdiklerini tek bir cümlede özetlemiştir. Hoşgörülü ve sevgiyle kalmanızı dilerim. Hoşçakalın.